Bir hastane, binlerce hasta, 400'e yakın hemşire. Önce insan ilkesini benimsemiş, sorumluluğunu aldığı yaşamların sağlığı için bilgi, beceri ve sevgisini harmanlayarak gecesini gündüzüne katıp varını yoğunu ortaya koyan, her şart altında göreve hiç yüksünmeden koşarak giden hemşire. Çocuklarımız için, sağlıklı nesiller, sağlıklı bir gelecek için yılmadan usanmadan çalışan hemşire. Peki kimdir bu hemşire? Doktorlardan sonra bizleri iyileştiren baş kahramanımızdır. Çocukları iyileştiren kişi. Hemşire damar yolu açan, kanımızı alan ve aşımızı yapan. Hemşirelik mesleği, insan sevgisiyle birlikte özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran çok yönlü bir meslek. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkes için sağlık ilkesini benimsemeyi gerektirir. Peki, sizce bir hemşire nasıl olmalı? İyi olmalı. Çocukların canına acı etmemeli. Hemşire sevgi dolu, güler yüzlü pamuk gibi olmalı. Psikolojisi yerinde olmalı. Ve hani bu işi yapabilir mi? Kendine böyle sorular sorması gerekiyor. Hani çocuklara iyi gelebilir miyim? Çocuklarla iyi anlaşabilir miyim? Gibi şeyler sorması gerekiyor. Gülen yüzlü, nazik, hoşları olmalı. Hasta haklarını gözeterek değişen sağlık ihtiyaçlarına uyumlu, hasta ve hasta yakınlarının beklentilerini de karşılayacak şekilde etkili, verimli ve duyarlı bir sağlık hizmeti sunan bir hemşire, tedavi için yanınıza geldiğinde neler hissediyorsunuz? İyi hissediyorum çünkü yanımda güzel hemşireler var. Canımı acıtmayacaklarını biliyorum. Bir de kötü hissediyorum. Kötü nedeninde ilaç geldiği için, çünkü ilaç gelince yan etkileri çok fazla olduğu için biraz ilaçtan korkuyorum. Çok mutlu oluyorum. Kendimi iyi hissediyorum onlar geldiğinde. Mutlu oluyorsun, kendini iyi hissediyorsun. Evet. Genelde hemşireler geldiği zaman insanlar böyle bir... Korkar ama ben korkmuyorum. Arkadaş gibi olduk biz burada. Yanıma geldiğimde tedavim olduğum için ilk önce mutlu oluyorum. Çünkü ben buradaki bütün hemşireleri sevdiğim için. Hemşireler yanıma kan almaya gelince ilk zamanlar ağlıyordum. Artık gelince ağlamıyorum. Omuzlarındaki büyük ve kutsal sorumluluğun bilinciyle her türlü şart altında görevlerini eksiksiz yapma gayreti içerisinde hemşire. Her gün yüzlerce insana fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak iyi olması için yardım eden bu mesleği yapmayı düşünür müsünüz? Birinci hemşire olmayı ister misin? Çünkü çocuklara tedavi yaparım. Çocukların damarını falan açarım. İğne falan vurarım. Birinci hemşire olmak ister misin? Evet. Neden? Çünkü insanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Bu serviste çarptaki hemşire var mı? Var. Kaç tane var? Bir tane mi neydi? Peki sen de ileride büyüyünce mesela onlar gibi olmayı düşünür müsün? Düşünürdüm. Düşünürdüm. Çocuklarla ilgilenmek, onları tedavi etmek isterdim. Hayır. İstemezsin. Çünkü iğneden korktuğum için büyüyünce de iğne yapmaya korkuyorum. Yılmadan, usanmadan, ailelerinden, yaşantılarından, uykularından fedakarlık ederek sonsuz sabır, özveri ve itina ile çalışan hemşireler olmasaydı sizce ne olurdu? Tedavi olamaz, ilaçlarımız alamaz, damar yollarımız açılmazdı, kan alamazlardı doktorlar. Hemşire olmasaydı bizim iyileşmemiz aksardı, tedavi olamazdık, damar yolu açacak kimse yoktu, aksa aksaya giderdi. Hemşire olmasaydı bizim kanımızı alan, tedavimizi veren kişiler hemşire olmayacaktı. Tedavim eksik kalırdı ve iyileşemezdik. İlacımızı alamazdık. İlacımızın dozunu falan hep onlar ayarlıyor. Damar yolu kendimiz açamazdık. Onlar açıyor bize damar yolunu. Kanımızı alan kişi olmazdı. Biz de bu yüzden tedavimizi alamazdık. Peki hemşire olmasaydı sence ne olurdu? Hastane olmazdı. Hemşireler, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruyan,
geliştiren ve hastalık halinde iyileştirme hizmeti veren sağlık ekibinin en önemli ögelerinden biridir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda görev alan hemşirelerimiz, üstlendikleri görev ve sorumluluk anlayışlarıyla kutsal bir mesleği ifa etmektedirler. Hemşirelerin sağlık çalışanları, bilim insanları, araştırmacılar, eğitimciler ve liderler olarak rollerine saygı duyulan bir meslek olduğuna inanıyorum. Dünya çapında çalışan 28 milyondan fazla hemşireyi temsil eden Uluslararası Hemşireler Birliği, hemşireler arasında mesleki kültürü oluşturmak üzere her yıl bir tema belirlemektedir. Hemşireler arasında hemşirelik mesleğine yönelik algıları yeniden şekillendirmek ve hemşireliğe stratejik yatırım, ekonomik ve toplumsal faydalar sağladığını göstermek için Hemşirelerimiz Geleceğimiz, Bakımın Ekonomik Gücü teması başlığı altında bakımın gücüne odaklanmıştır. Bizler de bu yıl bakımın ekonomik gücünü artırmaya destek oluyoruz. Önce insan diyerek hizmete amaç edinmiş, hemşireliğin anlam ve öneminin anılmasına bir vesile olması temennisiyle, şefkatle, sabırla yapılan bu yüce mesleğin mensubu tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü, Hemşireler Haftası'nı kutlar, mutluluk ve başarılar dilerim. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi sağlık, bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaca cevap veren en önemli mesleklerden birisi ise tarihi çok eskilere dayanan temeli insan sevgisi, şefkat, bilgi ve beceriyle yoğrulmuş hemşirelik mesleğidir. Aslında sağlık bir ekip işidir ve sağlık hizmetlerinin sunumunda görev alan hemşirelerimiz bilimin ışığı altında ortaya koydukları disiplinli, özverili, sabırlı ve hoşgörülü tutumları üstün sorumluluk anlayışlarıyla hem kutsal bir mesleği ifa etmekte hem de sağlıklı insan ve sağlıklı toplum oluşumunda bu ekibin temel unsurlarından birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda dünyada ve ülkemizde nesillerin devamı için büyük önem arz eden, sağlık hizmetlerinin sağlanması ve gelişmesi için çalışan, önce insan diyerek hastanemizde ve ülkemizin her köşesinde hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz bir insan sevgisiyle çalışan değerli hemşirelerimizin bu anlamlı gününü en içten duygularımla kutluyor, mesleklerinde başarılar diliyorum. Her ne kadar o bakım ve tedarisini üstlendiği minicik yürekler görünce seviniyor, küçücük gözlerde bir damla yaş gördüğünde kahroluyor olsan da mutlu ol hemşire. Çünkü sen, sağlıklı çocuklar, sağlıklı bir gelecek için gece gündüz demeden çalışan sen, sana muhtaç o minicik nefeslere şifasın hemşire.